Çocuklar merhaba, ben Buğra. Biliyorsunuz Misafir dizimizde Erdem karakteri çocukları balım, toprak ve denize masal okuyor. Ve ben de düşündüm ki Buğra olarak size masal okuyayım. Sürekli masallar okurum diye düşündüm size. Deniz kızıyla başlamak istedim. Hazır mısınız? Başlıyorum. Okyanusun derinliklerinde yaşayan deniz insanları ve deniz canlıları Kral Triton'un sarayına ulaşmak için acele ediyorlardı. Kralın en küçük kızı Ariel ilk kez sahnede konser verecekti. Kimse tek bir noktayı bile kaçırmak istemiyordu. Davetliler büyük salonda toplandığında Kral Triton herkesi kendine hayran bırakarak içeri girdi. Orkestra şefi Sebastian değneğini sallayarak müziği başlattı. Ama sıra Ariel'e geldiğinde herkes şaşırıp kaldı. Prenses orada değildi. Saraydan çok uzakta insanların bıraktığı hazineleri araştırmakla meşguldü. Okyanusun karanlık derinliklerinde batık bir gemiye doğru yüzdü. "Ne harika, değil mi?" diye seslendi arkadaşı Fabius'a. "Hayatında hiç bu kadar muhteşem bir şey görmüş müydün?" diye sordu elindeki gümüş çatalı göstererek. "Evet, harika," dedi Fabius. "Hadi artık buradan çıkalım." Ariel ve Fabius, insan dünyasıyla ilgili her şeyi bildiğini iddia eden şaşkın martı hızlı kanatı bulmak için su yüzüne çıktılar. Hızlı kanat çatalı inceledi. "Bu bir şey. İnsanlar bu küçük şeyle saçlarını düzeltirler." Birden Ariel konseri hatırladı. "Babam bana çok kızacak," diye haykırdı. O sırada mağarasında sihirli gücünü kullanan deniz cadısı Ursula aceleyle evine dönen Ariel'i gördü. "Belki bu kızı kullanarak Triton'u yenebilirim," diye mırıldandı sinsice gülümseyerek. Kral Triton, Sebastian'dan Ariel'in su yüzüne çıktığı için konseri kaçırdığını öğrendi ve öfkeden köpürdü. İnsanların tehlikeli olduğuna inanıyor, kızını onlardan korumak istiyordu. "Bir daha asla su yüzüne çıkmayacaksın," dedi Ariel'e. Kral tarafından Ariel'e göz kulak olmakla görevlendirilen Sebastian, Ariel ve Fabius'un peşlerinden gizli bir mağaraya ulaştı. Mağaranın insan hazineleriyle dolu olduğunu görünce çok şaşırdı. Ariel, Fabius'a insan dünyasına katılmayı ne kadar çok istediğini söyleyince küçük yengeç duyduklarına inanamadı. Sebastian, Ariel'i mantıklı davranmaya ikna etmeyi denedi ama Ariel onu hiç dinlemedi. Hatta yengecin onu durdurmasına izin vermedi ve yakınlardan geçen bir gemiyi izlemek için tekrar su yüzüne çıktı. Geminin yan tarafına tutunan Ariel, Prens Eric'i gördü. Prens o sırada bir heykelin örtüsünü kaldıran yardımcısına gülümsüyordu. Ariel, Prens Eric'e bakmaktan kendini alamadı. O sırada koyu renkli bulutların geminin üstünde toplandığını fark etti. Çok geçmeden gök gürledi ve şimşekler çaktı. Düşen bir yıldırımla gemi alev aldı. Dev dalgalar Prens Eric'i denize sürükledi. Ariel, dalgaların arasında bilincini kaybeden prensi kolundan yakaladı. Güçlü akıntıya karşı koyan deniz kızı, genç adamı sahilde güvenli bir yere çekmeyi başardı sonunda. Ariel, büyüleyici sesiyle genç adamın dünyasında yaşamak istediğini dile getiren bir şarkı söyledi. Yaklaşan insan seslerini duyunca hızla denize dalmak zorunda kaldı. Prens Eric, Ariel'in yüzünü yalnızca bir anlığına görmüş ama şarkısını duymuştu. O sesi sonsuza dek hatırlayacaktı. Ertesi gün Ariel etrafta dalgın dalgın yüzdü. Deniz bitkileri topladı ve yumuşak bir sesle şarkılar mırıldandı. Onun bu tuhaf davranışları Kral Triton'un gözünden kaçmadı. Kızının kalbini birine kaptırmış olduğunu anlayan kral neler olduğunu Sebastian'a sordu. Sebastian, Kral Triton'u Ariel'in mağarasına götürdü. Triton, kızının şarkı söyleyerek Prens Eric'in gemiden düşen heykeliyle konuştuğunu görünce öfkeden çıldırdı. İnsanların dünyasıyla deniz insanlarının dünyası arasında iletişim kesinlikle yasaktır diye gürledi. "Beni buna mecbur bıraktın," diye haykırarak üç dişli mızrağını yukarıya kaldırdı. Işık patlamaları odayı doldurdu. Birkaç saniye içinde Eric'in heykeli ve Ariel'in diğer hazineleri tuzla buz oldu. Ariel kalıntıların arasında ağlarken Ursula'nın evcil yılan balıkları gölgelerin içinden çıka geldiler. "Zavallı tatlı küçük," diye tısladılar. "Deniz cadısı sana yardım edebilir, senin hayallerini gerçekleştirebilir." Ariel deniz cadısından korksa da yılan balıklarını takip etti. Solgun yüzlü yaratıklar Ursula'nın mağarasına yaklaşan Ariel'e baktılar. "İçeri gel," dedi Ursula sinsice gülümseyerek. Ursula, Ariel'i insana dönüştürmeyi önerdi. Tabii bu iyiliğin bir karşılığı olacaktı.
Ariel'in sesini almak. Ayrıca bir de şartı vardı. Prens Erik 3. günün akşamına dek Ariel'i öpmeliydi. Seni öpmezse yeniden deniz kızına dönüşeceksin ve bana ait olacaksın diyerek kahkahalar attı Ursula. Ariel korkmuştu ama kararından vazgeçmedi ve sözleşmeyi imzaladı. Şimdi şarkı söyle diye emretti Ursula. Ariel şarkı söylemeye başlayınca Ursula onun sesini bir deniz kabuğuna hapsetti. Deniz kızının çevresindeki sular köpürmeye başladı. Birden Ariel'in kuyruğu kayboldu. Onun yerinde iki bacak belirdi. Artık Ariel insana dönüştüğüne göre suda yaşayamazdı. Fabius ve Sebastian hemen onu su yüzeyine çıkardılar. Ariel yeni bacaklarından çok memnun kaldı ama Sebastian endişeliydi. Olanları Kral Triton'a haber vermeliydi. Sebastian Ariel'in Prens Erik'siz çok mutsuz olacağını biliyordu. Bu yüzden Fabius ve Hızlı Kanat gibi o da deniz kızına yardım etmeye karar verdi. İnsan olmak istiyorsan ilk yapman gereken onlar gibi giyinmek diye açıkladı Hızlı Kanat. O ve Sebastian Ariel'i eski bir yelken kumaşına sardılar. Tam o sırada Erik'in köpeği Max koşarak sahile indi. Prens Erik de onun peşinden geliyordu. ''Bana çok tanıdık geliyorsun'' dedi Prens Erik Ariel'e. Ariel'in yüzüne dikkatle baktı. Acaba bu kız onu kurtaran o güzel sesli kız olabilir miydi? Ariel'in konuşamadığını fark ettiğinde prensin umutları suya düştü. Karşısındaki onun aradığı kız olamazdı. Prens Erik Ariel'i sarayına götürdü. Hizmetkarları genç kızla ilgilendiler. Yemek masasında Sebastian Ariel'in servis tabağına gizlendi. Prens Erik ve yardımcısı onu fark etmediler. İkisi de çatalla saçlarını tarayan Ariel'i izliyordu. Prensin yardımcısı şaşırmıştı ama Prens Erik Ariel'in tavırlarını çok tatlı bulmuştu. Ertesi gün Prens Erik Ariel'e krallığını gezdirdi. Ariel çiçekleri kokladı, insan yemekleri yedi ve ilk kez dans etti. Erik'in dünyası muhteşemdi ve artık o da bu dünyanın bir parçasıydı. Prens Erik güneş batarken Ariel'i gölde sandalla dolaşmaya götürdü. Onlar suyun üstünde süzülürken diğer yaratıklardan yardım alan Sebastian bir aşk şarkısını orkestraya uyarladı. Prens gözlerini Ariel'e dikti. Tam onu öpecekti ki Ursula'nın evcil yılan balıkları sandalı devirip Prens Erik'le Ariel'i suya düşürdüler. Ursula mağarasından olanları gözlüyordu. Neyse ki son anda yetiştim dedi. Artık bu işi kendi yöntemimle halletmemin vakti geldi. Ursula kendini Vanessa adlı güzel bir genç kıza dönüştürdü. Boynuna içinde Ariel'in sesinin hapsolduğu kolyeyi takan Vanessa sahilde ortaya çıktı. Prens Erik Vanessa'yı görüp onun şarkısını duyunca sihrin etkisine girdi. Hızlı Kanat ertesi sabah Ariel'in odasına uçtu. Tebrikler ufaklık, başardık. Prens Erik bugün evleniyor. Ariel'in kalbi neşeyle doldu. Prens onu seviyordu. Bu gerçek olamayacak kadar güzeldi. Ama Prens Erik Ariel'le evlenmiyordu. Vanessa ile evleniyordu. Ariel'in kalbi kırılmıştı. Gerçek aşkını kaybetmişti ve artık Ursula'dan kurtulması imkansızdı. Geminin güvertesine çıkan deniz cadısı yaptıklarından memnun, sinsi sinsi gülümsedi. Çok yakında denizlere o hükmedecekti. Ursula bir gemi penceresinden deniz cadısının aynadaki gerçek yansımasını gören Hızlı Kanat'ı fark etmedi. Hızlı Kanat gördüklerini anlatmak için hemen Ariel'e uçtu. Ariel ve arkadaşları düğünü durdurmak zorundaydılar. Ariel bir fıçıya tutundu ve Fabius onu gemiye doğru çekti. Sebastian ise Kral Triton'u bulmaya koştu. Güneş batıyordu. Çok hızlı hareket etmeleri gerekiyordu. Ariel ve Fabius gemiye ulaştıklarında düğün çoktan başlamıştı. Prens Erik bilinçsiz bir halde nikah memurunun önünde dikiliyordu. Gözleri boş ve anlamsız bakıyordu. Vanessa ise her şey planına uygun ilerlediği için sinsice sırıtıyordu. Kazandığından öyle emindi ki. Ama Vanessa evlilik yeminini edemeden Hızlı Kanat'ın bir araya topladığı hayvanlar yardıma geldiler. Atağa geçen bir mavi kuş sürüsü Vanessa'yı gagalayıp saçını çekiştirdi. Pelikanlar, ayı balıkları, deniz yıldızları ve yunuslar da ona eşlik ettiler. ''Uzak durun benden, sizi küçük yapışkan şeyler!'' diye haykırdı Vanessa. Hızlı Kanat hemen onun boynundaki deniz kabuğu kolyesini çekip kopardı. Kolye havada uçtu ve güverteye düşüp parçalandı. Ariel'in sesi gerçek sahibine döndü. ''Erik'' dedi Ariel nihayet. Prens Erik sihrin etkisinden kurtulmuştu. ''O sensin'' diye haykırdı Ariel'e bakarak. ''O hep sendin.'' ''Ondan uzak dur'' diye çıkıştı Vanessa. Ancak Prens Erik Ariel'i öpemeden güneş battı.
Çok geç kaldın diye bağıran Vanessa yeniden deniz kızına dönüşen Ariel'e baktı. Bir ışık patlaması eşliğinde Vanessa da yeniden Ursula'ya dönüştü ve Ariel'i denize sürükledi. Prens Eric Ariel'in peşinden gitti. Onu tekrar kaybetmeyeceğim diye haykırıyordu. Birden Kral Triton üç dişli mızrağıyla çıkageldi. Ursula bırak onu, o artık benim dedi Ursula ve krala Ariel'in sözleşmesini gösterdi. Bir anlaşma yaptık. Tabii takasa da razı olabilirim dedi. Sevgili kızını kurtarmak isteyen Kral Triton Ariel'in yerine geçmeyi kabul etti. Artık sonsuza dek Ursula'nın kölesi olacaktı. Babasının ufalıp küçük bir yaratığa dönüşmesini izleyen Ariel dehşete kapılmıştı. Ursula büyüdü, büyüdü. Denizin üstünde bir kule gibi yükselene dek büyüdü. Kralın üç dişli mızrağıyla dalgaları karıştırdı ve iyice çalkalayarak güçlü girdaplar oluşturdu. Artık tüm okyanusa ben hükmedeceğim diye haykırdı. Sevgiline veda et diye bağıran Ursula, Prens Eric'e ateş yıldırımları fırlattı. Prens Eric pes etmedi. Birden çok eskiden batmış bir geminin su yüzeyine çıktığını fark etti. Hemen güverteye tırmandı ve geminin sivri başını Ursula'ya yönlendirdi. Deniz cadısı inleyerek dalgaların altında gözden kayboldu. Sihir bozulmuştu. Deniz halkı üzerindeki lanet sona ermişti. Kral Triton ve Ursula'nın esir tuttuğu tüm diğer canlılar sonunda özgür kalmışlardı. Ama Ariel halen bir deniz kızıydı. Prens Eric ise hep insan olarak kalacaktı. Kral Triton büyük bir özlemle sahili ve sevdiği prensi izleyen kızına baktı. Kral gülümseyerek üç dişli mızrağını suya değdirdi. Ariel bir kez daha insana dönüştü. Ariel'in Prens Eric'e kavuşmasını izleyen Kral Triton gülümsedi. Sonunda Ariel o çok sevdiği insan dünyasına katılmıştı. Ve orada sonsuza dek mutlu yaşayacaktı. Ve sonsuza dek mutlu yaşadılar. Evet, bir masalın sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın çocuklar. Dediğim gibi orada Erdem karakteri çocuklarına masal okuyor. Belki de bunu bir ritüel haline çeviririz. Buğra da hep size masal okur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.